Vallahi herhalde diyorum Devlet Bahçeli bir ortaya çıkıp bir şey yaptı. Yani bir rol aldı bu işte beklenmeyen bir şekilde. Yani zaten yıllardan beri onun dediğini isteyen milyonlar varken şimdi sanki sorunu tez elden çözmeye MHP adaymış gibi bir söylem yarattı. Ama kimden gelirse gelsin önemli olan diyalogla barış içinde bu konuyu çözebilmek. Eğer bu bir planın bir parçası değilse, hani benim yurttaş bakışıyla tam olarak entrikalara aklım ermez. Yani bu bir siyasi, ideolojik işte seçim hesapları falan gibi bir şeylerle ilgili bir durum değilse zaten bunu bence Türkiye'de yaşayan her yurttaş ister. Bu zaten yani bir şey var, bir çapak var. Yani hangisi önce, hangisi sonra, neden, kim kime şart koşuyor filan gibi. Ama son tahlilde eğer biz barış müzakereleri yapacağız ve bunun koşullarını iki taraf birlikte anlaşarak, masada oturarak kuracaksa, elle gelen düğün bayram. Ama bu bir, nasıl diyeyim, öncülük yapıyor gibi ortalığı karıştıracak ve şart koşarken barışı mümkün kılmayacak bir senaryonun bir parçasıysa zaten ortaya çıkacaktır. Kürtler de çok bilinçlendi geçtiğimiz seneler içinde. Onların istedikleri de belki her tarafın içinde şahinler vardır, kartallar vardır filan ama Kürtlerin genel olarak istedikleri şey eğer ana dillerini kullanabilmek, torunlara, anneannelerin söylediği, ninnilerin bir mana ifade edebilmesi aile içinde veyahut da bir sağlık ocağına gittiğinde tedavi alırken kendini yabancı hissetmemek gibi insani bazda haklarsa eşitliği buralardan da ölçebiliriz, anayasal bazda ölçebiliriz. Yani bunlar sağlandıktan sonra bir sorun kalmayacak. Tuğla Öcalan'ı da eğer bütün Kürtler bir lider olarak benimsiyor, tanıyorsa buna da parti karar verir ama onu rencide edecek sözler, tavırlar yerine maziyi unutup da bundan sonra nasıl bir yol, eş genel başkanlar kendileri konunun içinde olarak yol yapacaklar, heykel yapar gibi. Yani o demokrasiye giden yolu istekle açacaklar ki yadırgayan olmasın. Bakın Türkiye'de de dünya kadar milliyetçi arkadaş var. Kürt halkının içinde de var. Yani öncülük onlara kalmasın. Milliyet üzerinden, ayrımcılık üzerinden olmaz bu birliktelik. Bu birliktelik ortak paydaları daha çok öne çıkarmak ve suhuletle, diplomasiyle, en güzel söz demokrasiyle olur. Vallahi ben yumuşaklık, sevgi, saygı bunlara çok önem veriyorum. Yaşanmış yıllar var. Ne çok ölü verdik. Yani bir dağdaki Kürt gerillası da benim çocuğum olabilirdi. Kim bilebilir? Veyahut Mehmetçik de benim çocuğum olabilirdi. Hepsi genç, pırıl pırıl insanlar ve onların önünde kocaman bir hayat var. Biz onları tokuşturmaya değil, onları düşünerek üretmeye ve birlikte ileri gitmeye yönlendirmemiz lazım. Yani geçmişten biraz ders almak lazım. Bu iş inatla, yani insanlar konuşa konuşa anlaşır.